Geceler sevgili seyirciler gündem ötesine hoş geldiniz. Bu gece tam da programın müdavimlerinin sevdiği gibi gizemli dünyanın kapılarını aralayacağız. Bu gece sizlere Lahitlerden bahsedeceğiz. Bulunan mezarlardan bahsedeceğiz. Mezardaki bedduadan bahsedeceğiz. Mumyalardan bahsedeceğiz. O kadar başlık var ki Medusa'dan bahsedeceğiz. Dünyanın en eski aşk şiirinden bahsedeceğiz. Her ne kadar Şiiri baştan sona okuyamayacak olsak da. Mesela bu bulunan tabletlerin e, dili nasıl açıklanıyor ya da dönemleri nasıl bulunuyor? E, onun hikayesine dair neler biliyoruz? Bunları hep anlatacağız. Bu gece çok özel bir konuğumuz var. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Aslında sizin adrese ne zaman uğrasak? Müzeyi i Hümayun diyelim. Evet. Yani oradan etkilenmemek mümkün değil. Sevgili seyircilerimizle aslında ben sosyal medyadan da bir e, kütüphane fotoğrafı paylaşmıştım. Aynı zamanda bu müzelerin içinde bir kütüphane var ki belki bu gece o özel görüntüleri de ekrana taşırız ve orada e, neler olduğuna dair de hocamızdan e, detaylı bilgi alırız. Peki biz bu gece size ne hediye edeceğiz? Fark ettim ki etiketini kullanıyoruz çünkü... Ee, bazen çok özel paha biçilmez eserler e, bir anda fark ediliyor ve ondan sonra da e, tarihte bir yolculuğa, zamanda yolculuğa çıkılıyor. İşte e, bu gece soracağımız sorulara verecek cevaplar karşılığında veya belki yorumunuz olacaktır. Belki bir küçücük emoji bile yolluyor olsanız sizi de yine çekilişimize dahil edeceğiz, seçeceğiz yani. İmparatorlar İstanbul'da Hitit'ten Osmanlı'ya bu muazzam bir sergiydi. E, hocamızın imza attı ve bu sergiden bir katalog ki e, içinde neler yok? Çok farklı yerlerden de toplanmış eserlerin bir araya getirildiği bir e, katalog bu. Tabii hem bilgileri var içinde. Mesela bu saf bir seccadenin e, Osmanlı 16. yüzyıl ikinci yarısı. Yani çok güzel tam da sizin seveceğiniz şekliyle. Dediğim gibi e, zaman aralığı geniş hititten Osmanlı'ya bundan hediye etmek istiyoruz. Ama fark ettim ki etiketiyle bize yazarsanız. Bekliyoruz. İlk soruyu yöneltiyorum. Çok kolay. Osman Hamdi Bey bilirsiniz bir meşhur tablosu vardır. Osman Hamdi Bey meşhur tablosunda hangi hayvanı terbiye eder diye size soruyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi tanıtımda da koyduğumuz bir cümleydi. Dedik ki e, tabi Osman Hamdi Bey illaki söz konusu olacak. Çünkü e, müzeciliğin kurucusu olarak biliyoruz evet. ve e, kendisi sanat tarihi ve arkeoloji dendiğinde sembol bir isim. Evet. Ve onun yine imza attığı bir olay var ki o da şu. Bir gün 2. Abdülhamit döneminde hı hı. yine Osmanlı toprakları dahilinde e, birisi fark ediyor ki yani fark ettim ki etiketiyle de e, birleştirebiliriz. Hı hı. Bir lahit görüyor bir mezar görüyor ve ondan sonra da e, paha biçilmez eserler ortaya çıkıyor ve evet. e, arkeoloji müzelerinin yapımına da vesile oluyor. Evet. Şimdi önce e, bunun hikayesiyle başlayalım. Tabii. Yani biz şimdi siz Müze-i Hümayun dediğiniz için ben çok kısa bir Müze-i Hümayun'u açıklayarak o noktaya gelmek istiyorum. Aslında Müze-i Hümayun bugünkü İstanbul arkeoloji müzelerinin kuruluşundaki at e, müzeciliğimizi de aslında 1869'da Müze-i olarak kuruluyor ama e, kuruluşu da Normalde biliyorsunuz kurumlar, insanlar köklerini mümkün olduğunca geriye götürmeye çalışır. Bizde bunun ben biraz eksikliğini gördüm için bizim müzeciliğimizde. Ben 1726'lara kadar gidiyorum. Aslında ilk depo anlamında da olsa müzecilik kavramına yakın bir şey başlıyor. Daha sonra 1845'te müzeyi askeri kuruluyor Fethi Ahmet Paşa e, tarafından. E, yine bunun devamında bu e, Askeri Müze'nin ve bizim İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin temelini oluşturan eski eser grupları bugünkü Topkapı Sarayı'nın birinci avlusundaki Ayayrın -e Kilisesi'ndeki o da Ayasofya gibi 6. yüzyıl eseri orada başlıyor hikaye. Yani Müze-i Hümayun adı da ilk kez 1869'da Hı -hı. kullanılıyor. Daha sonra Müze-i Hümayun Cebehane'deki bu Aya yerindeki daha sonra Osmanlı döneminde cebehane olarak tanımlanıyor ve kullanılıyor. Yer uygun olmayınca, yetmeyince, koşullarda uygun olmayınca bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin ana binasının hemen karşısında Fatih Sultan Mehmet'in av köşkü ve yazlık sarayı olarak kullandığı Çinli köşke taşınıyor Yani 1881'de. Ve o zaman da Osman Hamdi Bey müze müdürü. İlk Türk müze müdürü de Osman Hamdi Bey Şimdi oluyor. burada duralım ve evet. o kazıya gidelim. Yani evet. o e, şahsın, e, tabii o da kendi... E, arazisinde bir kazı yapmak evet, istiyor. Evet. Daha doğrusu taş çıkarmak istiyor. Evet aynen öyle. Şimdi bu, bu kısa geçişten sonra e, Müze-i Hümayun 1881'de Çinli köşke geldiğinde e, aynı dönemde işte 1887'de e, Mehmet Şerif Efendi isimli e, bir Osmanlı vatandaşı bugünkü Lübnan'ın Sayda kentinin ayağı mevkiinde e, devletten izin alarak bir Taşoca işletme şeyini alıyor ve çalışmalarına başlıyor. Bu tam bu sırada bir delikten yani bir çökmeden muhtemelen e, içinde lahit olduğunu gördüğü düşündüğü bir e, şeye görüyor. İşte bizim e, müzemizin kitabında kuyu diye Hı. tanımlanmış olan o boşluktan lahiti görüyor ve o dönem zaten Müze-i Hümayun yetkilileri e, bütün mütasarrıflıklara, bütün yerel yönetimlere, imparatorluğun her tarafına bir genelge göndermiş zaten. Böyle bir şeye rastlanıldığında en yakın mülk amirliğe bilgi verilmesi diye. Mehmet Şerif Efendi de bunun gereğini yerine getiriyor. Ee, en yakın mülk amirliğe, kaymakamlığa ve ondan sonra da bu haber İstanbul'a ulaşıyor. İstanbul'a ulaştıktan sonra haber de 2. Abdülhamit Han e, Osman Hamdi Bey'i görevlendiriyor ve bu hikaye aslında böyle başlıyor. Osman Hamdi Bey e, yola çıkıyor. Bu arada Aydın'a uğruyor. Oradan demosten Baltacı yakın arkadaşı e, onu alarak e, şeye e, Lübnana e, ulaşıyor. Lübnanda kazı çalışmalarını 1 Mayıs 1887 yılında tarihinde daha doğrusu başlatıyor. 16 Mayıs'a kadar bu çalışmalar devam ediyor. Tabi bu kuyu denilen yerden ve o çökme olan noktadan eserleri dışarıya çıkarmaları mümkün olmadığı için bir Dehliz açılıyor hı hı. Hipoje dediğimiz Sidon Kral Nekropolü kazıları bu arada Bunu da belirtelim O bölgedeki Sidon kentinin krallarının Mezarlık alanı Buraya bir tünel açılıyor Ve bu tünelden işte içinde İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Tabnit Lahdi gibi çok ünlü eserlerin olduğu eserler, lahitler e, yeryüzüne rayların üzerinde kaydırılarak Şimdi, çıkarılıyor. Eee nekropol dediniz. Yani ne demek bu Nekropol Bunlar dediğimiz aslında bu Yunanca bir kelime, nekropolis. Yani nekro ölü polis şehir nekropolis ölüler şehri Hı. anlamına geliyor. Bu kral nekropolü dediğimizde bu kralların gömüldüğü mezarlık alanı. Bugünkü bizim şunu söyleyebiliriz haziresi gibi işte imparatorların Hı. veya eee padişahların haziresi gibi denilebilir ama bu yer altında bir mezar odası. Her neyse uzatmadan müzenin kuruluşuna da gelmek için daha doğrusu ana binanın yapılışına Hocam uzatabilirsiniz Yani enteresan olan hikayeler bunlar evet, yani. Evet peki ha. o zaman bu lahitler bu dediğimiz yöntemle insan ve hayvan gücüyle rayların üzerinde kaydırılarak da Sidon ...kıyısındaki bir e, iskelenin olduğu nokta ki kıyıya getiriliyor. O iskelede yaklaşık 30 metre, 3 metrelik bir ahşap iskele inşa ediliyor. Hatta siz e, müzede bunu çizdirmişsiniz değil tabii, mi? O da tabii tabii. Bu yeni teşhir çalışmalarımızda aslında onu da böyle araya girerek tabii anlatayım. Şimdi biz bu salonlarımızdan... Bu çıkartılma anı mı? Evet. Ha, evet. Yani hem tespit hem çıkartma Hı. anı. E, normalde bizim Sidon lahitlerimizin yer aldığı salonda ziyaretçilerimiz gezdiğinde hep konuştukları şöyle, ben bir müzeci olarak konuşmalara dikkat ederim. Yani talepleri nedir? Olumlu ya da olumsuz. Hep şunu duyardım. Bu yeraltı mezar odası ne? Hipoje nedir? Bu eserler nasıl bulunmuş? Nasıl bir yerde bulunmuş? Nasıl çıkarılmış? İstanbul'a nasıl getirilmiş? Biz bu yeni teşhir çalışmalarımızı yaptığımızda aslında her salona bir tema bu temalara da uygun salonların duvarlarına görseller yerleştirdik. Burada da benim o aldığım bilgilerin şeyini kullandık. yani insanlar, bu lahitlerin nasıl çıkarıldığını, nerede bulunduğunu anlatmak için bu tür görseller Şimdi, oluşturuldu. E, hocamızın söylediği gibi İstanbul Arkeoloji Müzelerinde çok güzel bir restorasyon yapıldı ve yakın evet. dönemde de e, bunun açılışı gerçekleştirildi. Şimdi normalde girdiğiniz zaman ana binadan böyle sola doğru döndüğünüzde zaten Şurası sizi karşılıyor. Evet. Enteresandır. Şimdi burada az önce söylediğiniz e, Sidon e, kazılarındaki nasıl o dönemin, e, o dönemin arkeologları ha, mı? Tabi, e, i̇şte Öyle Osman mi Hamdi diyelim? Bey tabii Osman Hamdi Bey ve yanında arkadaşları. Bu gördüğünüz Tabnit Lahdi'nin bulunduğu oda ki bu odalar da kaya mezarları gibi düşünün. Hı hı. Kayaya oyulmuş yer altındaki mezar odaları. Ha. Şu anda gördüğümüz Tabnit Lahdi'nin kapağının açılışı. Aslında şunu size takdim etsem. Tabii tabii. Tabi. <laughs> Şimdi burada ha. Tabnit Lahti, bu kapağı, kapağının kaldırılışı Osman Hamdi Bey'in Peki bu ilk kadar kez. sapa sağlam mı? Tabii tabii, şu an müzeye geldiklerinde mesela hı hı. bunu böyle görecekler. Ee, yanında... Birazdan göreceksiniz de evet. nasıl sağlam kaldığını. Yani bu, bu mesele... Bu... Görsel nasıl oluşturuldu? Bu da çok önemli. Tabii. Yani İstanbul Arkeoloji Müzelerinde oluşturulacak bir görselin mutlaka arkeolojik verilere dayanarak olması gerekiyordu. Bunlarla ilgili bütün yayınlar, kaynaklar, arkeolojik veriler taranarak... Yani mesela bu bağlanış şekli gerçekten böyle. Yani şu ışığı tutan kişinin elindeki lamba, magnezyum lambası. Bunu e, internette veya diğer yayınlarda görsellerini bularak... O dönemin herhangi bir magnezyum lambası nasıldı? Onu bu şekilde eline veriyor. Yani herhangi bir aydınlatma aracı işte mumdan da bahsediliyor çünkü. Onu yapmamak adına bu şekilde ince bir detaylı çalışma yapılarak bu görseller oluşturuldu ve bu görsellerin her birinin aslında oluşturulma süreci en az 3 ay, 4 ay. Peki e, kralların bu ölüler şehri evet. yani aşağıdaki mezarları aynı bu şekilde Bayağı odalar gibi Tabii tabii. Küçük, bu odacıklar şeklinde. Yani Direkt yoksa bunları kazarak mı böyle rahat bir çalışma alanı kendilerine oluşturmuş. Hayır hayır. Değil. Hayır bu, hayır. bu zaten e, duvarlara şunlara buna çok fazla müdahale edilmeden mevcut duvarlar içinde Osman Hamdi Bey ve arkadaşları kazıyı yapıyorlar. Sadece bir tünel açıp o tünelden bu Hı -hı. lahitleri çıkarıyorlar. Peki bu lahitlerin içinde aynı bu şekilde iskeleti bedeni tabii, duruyor. Bir tanesinde zaten vardı yani ha. o da Tabnit lahinde. Bunu yeri gelmişken belki burada anlatabiliriz Lütfen. mumyalanma şeyini. Ya ilk bizim müzemizdeki tek Mısır dönemine ait mumyalar da var ama Yunan dönemine ait tek mumyamız bu ve bu şey Tabnit'in Sidon kralı Tabnit'in mumyası. Kapağında zaten müzemizde hemen geldiklerinde ziyaretçiler yan tarafına alınmış bir durumda görecekler. Kapağın üstünde de iki tane yazıt var. Biri hieroglif yazıt, biri de hemen ayak ucundaki e, Fenike alfabesiyle yazılmış bir o yazıt. O zaman rica ediyorum hocam arkadaşlarımdan e, hemen bir versinler ki neden bahsettiğimizi yani net evet, bir şekilde evet. göstermiş olalım. Burada e, şu an Mısır tipi bir antropomorfik lahit, yani insan biçimli lahitin e, kapağını görüyorsunuz. Şurada. Ki hieroglif yazıtta aslında ondan anlıyoruz ki bu lahit aslında Mısırlı bir generale, Pnefta isimli bir generale ait ve çok klasik lahitlerdeki beddua içeren bir yazıt. Ama bizim için esas önemli olan hemen ayak ucundaki Fenike alfabesiyle yazılmış olan kitabe. Evet şurada gördüğümüz kitabe. Çünkü orada Kral Tabnit'in burada laneti yer alıyor. Kral Tabnit burada diyor ki ben Astarte rahibi ve Sidon kralı Tabnit'in burada yalnızca uyuyorum. Mezarımda altın, gümüş veya define yok. Beni rahatsız etmeyin. Ben size bu kabaca genelleme şeklinde anlatıyorum. Ama buna rağmen yani her kim olursanız olun rahatsız etmeyin. Buna rağmen beni rahatsız ederseniz yeryüzündeki canlılar arasında güneşin altında yeriniz olmasın. ...ve soyunuz, sopunuz, yedi sülaleniz kurusun anlamında bir lanet yazıtı var. Ama burada enteresan olan şu, aslında burada da bir lanet yazıtı var. Hmm. Lahit başkasının lahdi aslında. Buna rağmen, o lanete rağmen Tabnit ikinci gömü olarak bu mezara gömülüyor... ve Yine biraz tezat var tabi Yine bir şey koyuyor, lanet yazıtı koyuyor. Aslında başka biri de o lanete rağmen gelip buraya kendisini getirilip gömülebilirdi. Peki bu e, lahitin içinde yine toprak var. Toprağın içindeler mi? Şöyle az önceki şeyde bir sarı kum gibi bir şey var. Evet, vardı. evet. Evet Yani evet. lahitin içi bir sarımsı bir kum kaplı. Ee, onun içinden e, lahit mumya alınarak müzeye getirildi. Hı. Mumya yani burada gördüğünüz gibi yani kapalı. Mumya şu anda e, eskiden bir fanus içinde sergileniyordu. Bugünkü teşhirde, yeni teşhirimizde lahdin içine aldık. Lahdin üzerinde bir cam kapakla kapatıldı. Isı ve nem kontrolü e, şu anda laboratuvar uzmanlarınca sürekli takip ediliyor. Çünkü çok önemli bir mumya tek örnek. Mesela Mısır'daki gibi iç organları çıkarılarak yapılmış bir mumyalama şeyi değil. İç organlarıyla birlikte mumyalanmış bir cenaze veya birey diyelim. Öyle. Bu nedenle evet aslında iyi takip edilmesi gereken. Evet bu. Mesela bakın saçları hemen kafatasında saçları burada iç organları görülüyor ee, aslında müzeye gelene kadarki süreç içinde belli bir deformasyon zaten yaşanmış ama müzeye geldikten sonraki süreçte sürekli Konservasyon ve restorasyon laboratuvarı uzmanlarımızın ve müzemizin uzmanlarının denetimi altında. Bakın şurada da gördüğünüz gibi teknolojik imkanlardan faydalanılarak bütün şeyi koruma önlemleri alınmakta. Peki hocam tabnit bir öncekinin yerine yani aslında onun lahdiyken tekrar kendi gömüldü evet, Bir önceki de burada mı? Hayır. Değil. Onun Yok, atmış. O, tabii, ha. Tabii. Anladım. Yani onda da şey olmasına rağmen lanet yazıtı olmasına rağmen ikinci gömü yapılmış ve yine ilginç bir şekilde ayak ucuna da kendi lanet yazıtını kondurmuş ama bu da açılmasına Engel olmamış. engel olmamış ama bu açılma tabii sonuçta bilime hizmet anlamında bir açılma öbür türlü düşünmemek gerekiyor evet. tabii ki tabii e, Beddua yine tutmamış e, tutmamış aslında Osman bu. Osman bil arkadaşlarının başına bir iş gelmemiş yani gelmemiş ama şimdi işin tabii biraz aktüel tarafı bir esprili bir şeyi var biz bir dönem bizim müzemizde e, maalesef evlilikler çok şey olmamış yani uzun zaman evlenilememiş ama e, lanet kırıldı çok fazla sayıda evlenen arkadaşımız var çok şükür. Siz ne kadar zamandır görevdesiniz? Ben 35 yıldır. Hanımla müzedeyim. evlilik ne kadar zamandır sürüyor? Vallahi yaklaşık işte 30 yıl oldu. Aa tamam lanet bitmiş. <laughs> evet bitti. O benden çok daha çok üyemize yeni gelen genç arkadaşlarımızın arasında e, güzel e, tabii evlilikler yaşandığı için artık o lanet bence kapandı ha. diyebiliriz yani. Bunlar Bunlar da işte bu gördüğünüz zaten e, Tabnit'in lahti, öndeki Aha. yazıtlı olan. Arkadakiler de e, yine aynı şeyden, e, mezarlıktan, hipojeden çıkarılan diğer antropomorfik lahitler. Ama e, bilinen, e, kral olarak bilinen tek bu ve bir de İskender lahtinde e, yine Sayda kralı, yani Sidon kralı e, Abdalunimus olduğunu biliyoruz. Diğer lahitlerin kime ait olduğu konusunda kesin bir bilgi yok. Hı, hı. E İlk sorumuza doğru cevaplar çok fazla geliyor. O yüzden ikinci sorumuzu hemen e, yönelteyim. Tarihin ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Fark ettim ki etiketiyle sorumuza cevabı verebilirsiniz. Peki hocam bu mumyalama nasıl yapılıyor? Yani sizin elinizdeki evet. mumyalar kaç tane? Herhalde bizde 6 tane e, bizde şöyle aslında... Eski Şarkı Eserleri Müzesi'ndeki teşhirde olan 6 tane. Bir de tablet var 7. Onunla beraber 7 ama depoda da birkaç tane daha var. Bu Şimdi Eski Şarkı bu arada bunu da söylemek güzel olur. Klasik binamızı yeniledik. Çağdaş normlara uygun olarak çok da gerçekten başarılı bir çalışma olduğunu söylüyor. Tepkiler güzel. Eski Şarkı Eserleri Müzemizi de aynı anlamda yenilemek amacıyla şey aldık kapandı ama en kısa sürede yenileyerek ziyaretçilerimizin deneyimine sunacağız. Bu gördüğünüz mumyalar Mısır mumyaları tabi şeyde olanlar eski şarkı eserlerinde. Mısır'da herkes mumyalanıyor. Yani kraldan sıradan insana kadar ama bu bir farkla kral veya işte yüksek düzeyde insanlar mumyalandıktan sonra işte bu lahitlere gömülüyor ve ya mastaba veya işte piramit veya kaya mezarları gibi anıtsal mezarlara yerleştiriliyor. Sıradan halk ise çölde kum şeyin içinde çukurlar açılarak direkt inhumasyon gömü şeklinde yapılıyor. bu biraz önce gördüğümüz şey Baknemut'un mutun şeyi, mumyası ayak ucunda da kedisiyle beraber. Evet, kedisini de mumyalayarak koymuşlar. Bu, lahitler, bu lahitlerdeki mumyaların şu, tamamı... Şu mu kedi? Evet, şu küçük olan var ya, isterseniz göstereyim. Evet, görelim. Bakın, Baknamut dediğimiz kişi bu. Ee, hemen ayak ucunda da, yine bakın farkındaysanız bu antropomorfik lahidin bir benzerini kedi içinde yapmışlar. Ve mumyalayıp ayak ucuna koymuşlar. Ya yani Bunların Amon rahipleri olduğu <gülüyor> biliniyor. <gülüyor> Ee, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tabii mumyalama işlemi çok uzun süreli bir işlem. Mısırda bu tabii çok geleneksel bir şey olduğu için herkese de yapıldığı için bir sektör halinde ve herkese de bunu söylemiyorlar. Yani bu mumyalama yöntemi e, çoğunlukla şifai olarak birbirlerine bilgi aktarımı yapılıyor. E, mezarlıkların yanında e, mumyalama atölyeleri mutlaka oluyor. Yaklaşık 70 gün süren bir mumyalama süreci var. Mısır'daki mumyalamada iç organlar kalp hariç iç organların tamamı çıkarılıyor ve kanop dediğimiz özellikle mermer vazolara konuluyor. Bu 70 günlük sürenin 35 günü bir kuruma. Kurutma Safası. safhası. Diğer 35 günlük dönemi de sarma, yani sargı dönemi. Bunlar tabi bildiğimiz kadarıyla 4'er günlük periyotlarla yapılıyor. Yani bu 70 günlük sürede çeşitli reçinelerle ve bezlerle mumya burada da gördüğünüz gibi sarılarak gömülüyor. Ve tabi gayet başarılı bir koruma yöntemi. Kedilerle ilgili şeye gelirsek mesela kedi niye aslında bu evet. kadar önemli. Ne işi var onun orada? Evet, kedinin aslında Mısır şeylerine göre söylenilen bugüne kadarki Mısır bilimcilerin anlatışlarını tabii ben bir Mısırolog değilim tabii Mısır bilimcisi değilim ama biz de öğrendiğimiz kadarını söyleyelim. kedilerin iki karakterli olduğu zaten günümüzde de genelde bahsedilir. Hem bağımsız, özgür, hem de gerektiğinde çok korumacı ve anaç yönleri Mısırların Mısırlıların tanrılarıyla Tanrı kavramlarıyla bunu örtüştürdükleri için kediye bir bu mistik anlamda bu anlamı yükledikleri için önemli. Bir de tabii fonksiyonel düşünürsek e, fare ve yılanlara karşı çok sağlıklı bir ortam oluşturdukları için e, tabii onu da koruyorlar yani. Ee, bu böyle olduğu için kedi biraz önemli. Hatta tanrı, kedi tanrıları, Bastet ve Sekmet, e, iki kedi biçimli tanrı. Bunlar da önemli. Hatta kedilere, daha doğrusu evcil hayvanlara özel e, mezarlık alanı da tespit edilmiş Mısır'da Kızıl Denizin kenarında. Ha, sadece hayvanlar tabii görülüyor. tabii. Yaklaşık 600 civarındaki evcil hayvanın ...gömülü olduğu bir yer tespit edilmiş. Peki o kedinin böyle cinsiyle ilgili tabii şimdi çok uç bir şey evet. sorduğumu farkındayım evet. ama... ...hep böyle Mısır dendiğinde hani Sphinx var ya böyle bir evet. değişik bir kedi türü böyle... İşte kedigiller diyebiliriz aslında böyle ha, o yorumlanıyor. O tarz bir kedi miydi acaba diye merak ettim. E i̇şte bu minik kedi onun yalnız ha, üzücü, tabii, üzücü bir tarafı var. Aslında bu işin bir sektör halini de aldığını <laughs> e, kaynaklar söylüyor... Ee, maalesef kedilerin yetiştirildiği, üretildiği ve e, özellikle de yavru kedilerin bilerek, isteyerek, öldürülerek mezar'a e, şeylerle beraber, Aa. diğer insanlarla beraber gömüldüğü mumyalanarak gömüldüğü de var. Hatta bunun için dediğim gibi özel üretilen alanlar yani kedi üretilim alanı. Hatta bir tanesinin e, boynunun bilerek kırılarak öldürülüp gömüldüğü tespit edilmiş. Ya tabii bunlar. Zor, enteresan şeyler, üzücü konular ama e, şimdi tabii neden mumyalamayı şey yapıyorlar? Başta belki onu söylememiz gerekiyordu. Mısırlıların öbür dünya inancı çok net. Hı hı. Yani kesinlikle tekrar yaşayacağını, döneceğini, dirileceğini. dirileceğini düşünüyor. Bu nedenle de vücuduna ihtiyacı olduğunu ve vücuduyla beraber kendisinin diğer şeyler, mesela hizmetkarları, işte belki evcil hayvanı da yanında beraber götürüyor. O, bu lahitlerin hemen yanında küçük kutucuklarda Uşepti denilen e, hizmetkar heykelcikleri vardır. Onlar da tekrar sahiple beraber dirilip özellikle onun adına zor işleri Hı, yapacağından bahsediliyor. Bir de bu kanopler çok önemli aslında. E, mesela e, amset denilen e, insan başlı e, kanoplarda e, mide Çıkarlara konuluyor ki onlar da mumyalandıra konuluyor. Ee, Anubis'te, Anubis başlı kanopi'de e, bağırsaklar, e, akciğerler, e, yani karaciğer Horus başlı kanopta yer alıyor. Yani herhangi bir organı Herhangi bir kanopun içine de koymuyorlar. Yani bu aslında bir çok özel ve büyük bir rütbel. Hı hı. E, şimdi seyircilerimizden gelen soruları da bazılarını yöneltmek evet. istiyorum. Mesela Ertan Atalay'ın sorusu fark ettim ki etiket diyor ki hı hı. şimdi bilim insanlarının diyor Ramses dönemindeki bir rahibin mumyasını incelediği ve e, bu mumyanı Yapay ses telleriyle mumyayı konuşturmayı başardığı ile ilgili bir yazı okumuştum Hı -hı. diye bir sorusu var. Bu tabii çok ileri teknoloji bir şey olabilir ama ya yani bir mumyanın ses teliyle alakalı ona dair bir bilgi edinebiliyor muyuz ya da Ben hiç, belki sesinin evet, tonunu falan hiç anlayabilir miyiz? Şöyle e, o ses tellerinin o kadar geçen zaman içindeki süreçte bu derece korunarak böyle bir işleme müsaade edecek bir şey olduğunu ben açıkçası tahmin etmiyorum. Hani bu benim tahminim. Hı hı. Ama duydunuz mu da deseniz duymadım. Evet. Bu arada Erhan Altunay sevgili arkadaşımız da bir tweet evet. atmış fark ettim ki etiketiyle İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne ilgi çok fazla. O zaman bir gün beraber gezelim diyor. Tabii ki. Gerçekten gezelim ya yani muhakkak Bizim çok kıymetli bir dostumuz. Teşekkür ediyorum kendisine de. Evet. Şimdi sevgili hocam ee, burada bir seyircimiz e, hatırlatmış, Ersin Bey diyor ki az önceki bedduayla alakalı olarak hı hı. bu nedir? Bir dakika, bu önemli, bunu kaçırmayalım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet. Ersin Bey unutmadım sorunuzu. Evet. Burada bu, yapılan işlem bu, nedir? Bu, burada şimdi radyolojik yöntemlerle mumyanın şimdi sargıları çözülmeden içindeki iskeletin ve şeyin vücudun şeyi yapılıyor, görüntülemesi. Hmm. Ya yani bunlar e, özel şeyler. Sadece şey diye düşünmeyin. Aslında mesela bu tür işler sadece arkeolojik amaçlarla yapılmıyor. Yani farklı tıp veya görüntüleme ve benzeri şeylerde de nasıl sonuçlar alabiliyoruzu yapmak için arkeolojik materyallerden veya malzemelerden, objelerden de yararlanıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Doğal bilimleriyle ilgilenenler veya işte fizik, kimya, biyoloji ile ilgili bu onlardan biri. Ha bize de belli sonuçlar veriyor mu? Veriyor tabii ama çok yani bizim mumyalarımızla ilgili de bu tür buna benzer çalışmalar yapıldı. Ama ne yazık ki arkeolojik anlamda bir şey söyleyecek veriler çok fazla elde edilmedi. Evet. Ee, Ersin Bey'in az önce vurguladığı e, diyor ki hı hı. E, hani bir bedduadan bahsettiniz ve sonra evliliklerle ilgili evet, böyle evet. bir e, şaka yaptınız ya evet. e, dünyanın en eski aşk şiiri de hı hı. E, tablet tabii. Hı hı hı. Sizde. Evet. Şimdi bunun hikayesini dinlemek isteriz. Hı hı. E, bu şiir niçin yazılmış? Evet. Sonra bu tabletin hangi döneme ait olduğu veya yani böylesi zor bir yazının nasıl çözümlenebildiğiyle ilgili bize biraz bilgi evet. verir misiniz? Ya şimdi çivi yazısı evet gerçekten çok karmaşık bir şey diye şey yap. Şimdi bu tür yazıların ölü dillerin çözüm şekli genelde şu şekilde var. ama genel bir açıklama bu. Tabi dil bilimciler çok daha ayrıntılı anlatabilir ama çoklu yazıtlar bulunduğunda örneğin ikili veya üç dilli yazıtlar ki mesela Rosetta Taşı, denilen taş bu böyle bir şeydir bilinen bir dil mevcut diğer bilinmeyen dili bu defa karşılaştırıp o şekilde bir diğer dil çözülebiliyor yani dillerin ölü dillerin anlaşılması için genel yöntem bu Şimdi bizim en eski aşk şiiri tabii çok önemli bir şey Ben hep bizim müzeyi tanımlarken, ee, şöyle bir slogan ürettim. Aslında son zamanlarda da sık sık kullanılıyor. Müzemizin açılışında da kullanılmıştı biliyorsunuz. İstanbul Arkeoloji Müzeleri e, sayısal anlamda çokluğunun yanı sıra eserlerinin e, koleksiyonlarının aynı zamanda enlerin ve ilklerin de müzesi. Evet. Yani en eski aşk şiiri ...ilk yazılı barış antlaşması gibi... ...şimdi bu en eski aşk de ...Milattan önce 1800'ler... ...yani günümüzden yaklaşık 3800... ...3900, 4000 diye... ...kabaca şey yapabiliriz... Nippur'da burada bulunmuş bir tablet... ...burada aslında tabii bir... ...aşktan öte... ...bu bir dinsel metin gibi... ...ama içeriği o kadar hoş ki... ...tabii bazı şeylerini <laughs> sakıncalı... ...burada söyleyemeyeceğiz ama... ...yani buradaki amaç şu... <laughs> Tanrıça İnanna'nın yani bereketi ve doğurganlığı simgeleyen e, Tanrıça'nın e, rahibeleriyle kral ülkenin bolluğu ve bereketi için yılda bir kez e, kutsal bir evlilik Geroskomos gibi diye düşünebiliriz. E, bir birliktelik yaşanıyor. Bu, bu onunla ilgili bir metin ve e, bize tabii ilk aşk şiiri olarak şey yaptı ama dediğim gibi esas bir kutsal evliliğe yönelik e, kadının kral şusine ki bir krala e, zaten kralla bu tür e, birleşmeler oluyor. E, ona yönelik güzel sözleri, duygularını, düşüncelerinin aktarıldığı çivi yazılı bir belge Nippur'da bulunmuş. Bugünkü Mezopotamya'da Nippur'da bulunuyor. Sümer'lere ait. Sümer, değil mi? Sümer Sümerce bir tablet evet. Hı. Muazzez İlmiyeç'i mi? Muazzez hocamız tabii Allah uzun ömür versin. Ha. Bu konudaki en önemli kişilerden Onu biri. Onu Çözdü acaba? Ya yani, o Türkçe'sini o, evet, hı. Türkçe şey çeviri kısmı ama Samuel Noah evet, Kramer evet, diye biliyorum evet. ben şeylerin esas çözümünü yapan. E, peki hocam, bu tablet bulunduğunda şimdi mesela öyle bir yazı ki e, bunu bir şeyle kıyaslayarak mı e, ne işte. demek istediğini anlıyorlar ya da? Yani... Yok şimdi bu Sümerce çözülmüş olduğu için Akkadça'dan da faydalanılarak bu nedenle bu okunabiliyor. Yani şu an Sümerce artık okunamayan bir dil değil Akkadça'da ve işte Urartu'da aynı şekilde. Şimdi bulunduğu şey yani dönemini mesela dediniz hı hı. nereden bu dönemine Neyse. ait oldu? Şimdi bir bir kere biz tarihlendirmemizi birkaç yöntemle yapıyoruz. Ya işte arkeometrik yöntemlerde oluyor, tipolojik ...incelemelerle oluyor. Analoji dediğimiz karşılaştırma. Üçüncüsü de... ...eğer ki bu çalışma... bu ...daha doğrusu bu eser... ...bilimsel bir arkeolojik kazı sırasında... ...tespit edilmişse tabaka... Hı. ...bulunduğu yer, bulunduğu tabaka önemli. Örnek diyelim ki... E, ...böyle bir şey elimize geçti. Bunun eğer daha önce... Bel ...tarihi belirlenmiş... ...herhangi bir yine çivi yazılı... ...belgeyle karşılaştırmasını... ...analojisini yapabiliyorsak... O eğer 1000 önce 1800'e tarihlendirilmişse bu da budur diyoruz. Ya da böyle bir tableti e, arkeolojik kontekstinde tabakasında bulduğunuzda onun yanında çok rahat daha önceden tanımlanabilmiş ya da kendisi bilgi veren bir obje varsa ben işte şu döneme aitim diyebilen, Hı. e bu da doğal olarak aynı tabakada, aynı kontekste bulunduğu için diyoruz ki bu da şu döneme aittir. Yani bunların çeşitli yöntemleri var tabi. Evet. Ama bunlarda ana şey şu olmalı, bilimsel kazılar olmalı, yoksa denetim dışı kazılarda, bilimsel olmayan define ve benzeri kazılarda ortaya çıkan şeylerin tabii ki mutlaka bir arkeolojik ve sanatsal kültürel önemi var ama çok büyük kayıplarla bilgi kaybıyla bize geliyor. O da hiç tercih ettiğimiz bir şey değil tabii ki. Şimdi burada tabii şiiri çok merak edenler sosyal medyadan bulabilirler. İnternette. Evet, İnternetten bulabilirler. Bulunabilir. Hepsini okuyamıyoruz. Bir iki kelime okuyacağım. Peki. İçeriden diyorlar ki hiç okumayacak mısın şimdi rejim merak etti. Evet. Güvey canımın içi. Evet. Burada bir şey yok. Gönül açar güzelliğin bal gibi tatlı. Aslan canımın içi. Hoştur güzelliğin bal gibi tatlı. Yani. Çok şiirsel bir şey gerçekten. Evet. 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 O, orada genelde zaten kralın evet. gücünden, güzelliğinden, ve benzeri özelliklerinden bahsediyor. Ha. Mesela bu, bu, şeyi de okuyabiliriz. Ruhun bilirim ruhunun nerede neşelendiğini. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şu ki Enlil'in yüreğini sevindiren şu şinim. Ha şu şin şey. Kral. Kral. Evet. Enlil kim? Enlil tanrı. Sümer tanrısı, baş tanrı. Ha tamam. Zaten bunu Sümer tanrısı için. Değil mi? E, tabii. Bu evlilikler. Tabii. Ama bu onun için değil, inanla için. Tabii bereketlerini de söylemiştim ya. Bereketi ve bolluğu hem tarımdaki hem de döl yatağındaki bereketi temsil ettiği için. <laughs> Ama şehre bir şey var. Enlil tabii ki hepsinin üstünde bir kavram ve tanrı olduğu için orada ona vurgu yapmış. Evet. Durumda. Yalnız epey de uzun bir şiir. Uzun. Yani evet. bağla bunu çözmek hakikaten büyük iş. Evet. Gerçi şu sağ tarafta bir kısım gitmiş. Gitmiş ama çok açıkça söyleyeyim şu bugüne kadar hani koruna gelmiş en iyi tabletlerden biri hem kondisyonu hem bütünlüğü açısından. Öyle çok fazla iyi durumlu mesela kadeş antlaşması bu kadar hı hı. düzgün günümüze ulaşmamış. Evet. Evet, güzel. Yani hakikaten müze o kadar e, geniş ve e, çarpıcı ki, evet. yani, yani inan oraya birkaç gün bence. Kesinlikle ayırmak doğru ya. gezip iyi bakmak için. Mesela ben size e, şeyi söyleyeyim. Şimdi bizim eski eserlerindeki eserlerindeki ilginç konulu çivi yazılı tabletler vitrinimiz var. İnanın, ben hep söylüyorum insanlara bazı şeyleri anlatmak için o vitrinin önüne götürüyorum, orada anlatım. Yani insan manevi veya duygusal anlamda çok fazla değişmemiş. Neredeyse birebir aynı. Sadece ifade ettiği şeylerdeki teknolojik yenilikler Değil. farklılaşmış. Yani şimdi muska var. Ticari belge var. Evlilik akti var. Kadastro tableti var. <laughs> ya var çarpım tablosu var. Yani bugün bunların hepsi bizde de yok mu? Var. Kağıtta ya da dijital ortamda. E orada da pişmiş toprağı yapmış. Duygular, düşünceler, ihtiyaçlar genelde aynı ama günümüzde mesela insan çok gelişmiş. E elbette duygusal olarak da gelişti ama bence duygusal olarak gelişimi, teknolojik gelişimi çok gerisinde. Aslında bence duygusal yeterlilik, ben gelişimde yeterli bence. Çok fazlasına da gerek yok. O evlilik aktini nasıl yapmışlar? E orada bir şeyler var. Orada gene yasalar var. Ha. Yasalara göre o evlilik akti yapılıyor. Yani mesela şey var evinin önüne bir başkası senin evinin önüne gelip ev yapamayacağına dair belge var. E o kadastro tabletinden bahsettim. Bir yıl önce falan bayağı bir, bir gündeme geldi böyle. Aslında yeni keşfedilen bir şey değil. Uzun yıllardır çalışılıyor. Mesela Pisagor teoreminin e, o dönemde bu kadar net kullanıldığı ilk tablet. Çok güzel. Çok net bir şey. Yani, Pisagor teoremi ki biz Pisagor teoremini diyoruz ki işte Yunan'da öyle bir şey yok. İşte o dönemde var yani. 5000 yıl önce var neredeyse. Çok güzel. Hakikaten öyle. Şimdi tekrar notlarıma dönüyorum. A bu arada yani tabii ki bahçesiyle birlikte tüm bir alan e, müzeye dahil. Hı hı. Bir de orada böyle mesela Medusa var. Evet. evet. O Medusa'yı da anlatır mısınız? Çünkü tabii. girenlerin ee, hemen böyle kolaylıkla gözüne çarpacağı ve bu da neyin nesidir diyeceği tabii. aslında tabii figür olarak Hı -hı. çok tanıdık. Evet. Yani Birçok seyircimiz Aa, evet biliyorum ya yani bu neydi evet. diyebilir. Bu arada evet. bir soru daha sorayım bir dakika. Hı -hı. Ee, bu imparatorlar İstanbul'da isteyen sevgili seyircilerimize. Ne demiştik? ilk sorumuz Osman Hamdi Bey meşhur tablosunda hangi hayvanı terbiye eder? İkinci sorumuz tarihin ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Şimdiki sorumuzda İstanbul Arkeoloji Müzelerinde kimin tuğrası vardır? Hatta bu turanın hikayesini de size tabii. anlattırmak isterim. Onu da hemen tabii. not alıyorum. Evet hocam. Medusa'nın neyini e, Medusa aslında herkesin az çok tabii mitolojiyle ilgilenen diyelim, herkesin ha. bildiği bir kavram. Yani yılan başlı, saçlı ve baktığını taşa çeviren mitolojik bir varlık. Aslında Yunan mitolojisinde ve Roma mitolojisinde Gorgolar diye e, tanımladığımız Üç kız kardeş bunlar. Evriale, Steno ve Medusa. İçlerinden ölümlü olan tek şey Medusa. Perseus tarafından başının kesildiğini biliyoruz. Yani bu mitolojik kavramının dışına çıkarsak çok özel bir şey. Çünkü normal koşullarda Medusa ve Gorgolar antik dönemde çeşitli işte özellikle tapınaklarda olmak üzere korkutucu bir vasf şeklinde e, işlenmişler. Ama zaman içinde bu işte Helenistik'te Roma'da ve günümüzde hatta e, işte 18. 19. yüzyılın 20. yüzyılın sanatında daha çok dekoratif bir özellik e, arz eden bir figür haline geliyor. E, mesela bunda da öyle mesela baktığınızda hiç korkutucu bir görünümü yok ama arkaik dönem tapınaklarına. Bence biraz ürkütücü. Arkaik dönem tapınaklarına baktığınızda çirkin ve böyle hani itici bir şey e, şekilde işleniyor. Yani bu bir çeşit böyle tılsım gibi mi kullanılmış? E, öyle evet. Ha. Baktığını taşa çeviren. Şimdi bunun tabii mitolojide Hera, Athena ve benzeri şeyler, hikayeler var ama şimdi bunun mesela bir benzerini çok yakında yeni şeyde restorasyonu yapılan yere batan sarnıcında da görüyoruz. Bu eser e, bize Çemberli Taş'taki Eski adıyla Konstantin Forumu'ndan hı hı. E, bu, orada bulunarak Ay'a İrini'ye getirildiğini biliyoruz. Daha sonra da Ay'a İrini'den bizim müzemizin bahçesine nakledilmiş 1916'da. E, şu anda gözlerini gördüğünüz kısım aslında tümleme. Yani mermer bloğun o bölgesi. Daha sonraki dönemde o gözlerin olduğu bölge bir şekilde kullanım amacıyla tıraşlanmış. Hı. Daha sonraki dönemde ki ben de hatırlıyorum, Hı. yanlış hatırlamıyorsam... ...Necat Özeta isimli bizim bir müzemizin heykel tıraşı vardı. O bu şey göz kısmını ve burunun üst kısmını tümledi. Böyle küçük gibi görüyorsunuz ama bu kocaman insan tabii, boyutunda. Tabii tabii. Yaklaşık 3 metreye 1,5 metre falan şey boyutları. Şimdi tılsım deyince aklıma geldi... O yılan başı da sizde değil mi? Yılan Beşir. başı tabii tabii. Evet. O şöyle ama bununla tabii alakalı. A, alakası değil. yok yani Evet. Tılsım gibi evet, deyince, evet, o geldi. Şeyde, o da bugün şeyde hipodrom, antik hipodromun olduğu Sultanahmet At Meydanı'nın olduğu bölgede burmalı sütun veya yılanlı Hı -hı. sütun olarak bilinen bir maden anıt ki o e, Yunanistan'daki Delphi'de. Apollon Tapınağı'nın Yapın. önüne dikilmiş bir üç ayaklı kazanın gövdesi. O da neden dikilmiş? Perslere karşı Platea'da elde edilen deniz zaferinin üzerine bu ortak savaşa giren Yunan kentlerinin bir araya gelip Apollon'a bu zafer için adak olarak hı hı. diktikleri şeyin bir parçası. Konstantin zamanında İstanbul biliyorsunuz 11 Mayıs 330'da başkent olarak ilan edildiğinde. Bak bunu hatırlarsınız yani Sultanahmet'e evet, gidenler veya bizim Sultanahmetle ilgili görsellerle de hep paylaşırız. Bu sütun çok meşhurdur. Tabii tabi ee, üzerinde hatta bu kentle savaşa giren kentlerin savaşı kazanan Yunan kentlerinin isimlerinin yer aldığını biliyoruz. Ee, bir dönem hatta bunun e, replikası yerine konulup müzeye taşınması gündeme gelmişti. Ee, daha sonra tabii o maalesef yapılamadı. Yani ben tabii ki bu konuda bazen arkadaşlarımızla ters düştüğümüz, farklı düşündüğümüz şey de oldu. Ben anıtlar yerinde korunsun taraftarı bir insanım, arkeoloğum. Yani bunu eğer burada koruyabiliyorsak koruyalım. Ha korunamıyorsa hiçbir şekilde korunamayacaksa müzeye alınması gerekir. Çünkü sonuçta bu da bir kültür tarihi ni belgeleyen bir şey. Yani bu Delfi'den buraya Konstantin İstanbul'u başkent yaptığında İstanbul'u süslemek, bir başkent havası yaratmak için getirdiği eserlerden biri. Evet, doğru. Yani şu an bizim tabii... müzede o yılan başlarından üç yılan başından bir tanesinin çenesinin üst kısmı ağız kısmı, üst kısmı bizim e, yeni açılan üst kattaki teşhir salonumuzda sergilenmekte. Peki diğer yılan başları nerede? Onlar maalesef şey maalesef hepsi yok olmuş. Yani Hı. işte bunu taşlandığı veya işte ok atılarak e, kırıldığı veya bir şeyle şimşekle bir yıldırım çarpması sonucu yok olduğu e, veya işte metal yorgunluğundan dolayı kendiliğinden düşerek gibi çeşitli Yok olma rivayetleri var tabii. Evet. Şimdi seyircilerimizden gelen e, bazı soruları da size yöneltmek istiyorum. Tabii ki. Mesela bu yere batan sarnıcı dediniz diye Zeynep Hanım demiş ki bu yere batan sarnıcındaki bir lahitin içindeki başı e, insan vücudu yılan olan mumya Sultan II. Abdülhamit tarafından mı sakladı? Öyle bir şey var yere mı? Yere batanda. Ha. Ben öyle bir şey duymadım, bilmiyorum. Evet. İşte. Yani bu şöyle top kapı sarayında timsah ve insan şeyi karşısında bir mumyadan bahsediliyor ama ben kendim bizzat görmedim açıkçası. Ee, Gönül Hanım'ın sorusu diyor ki Osmanlı döneminde diyor Osman Hamdi'den başka ün yapmış arkeolog var mıydı acaba diyor? Yok. Yani onun ayarında bir öyle birisi yok yani. Evet. Yani şimdi mesela yani sonrasında kardeşi Halitem falan onlar da e, şeyler tabii ki müzecilik ve arkeoloji ilgili bir büyük bir çaba içindeler çok da güzel işler yapmışlar ama e, figür olarak Osman Hamdi Bey'le e, şey yapabileceğimiz bir figür yok yani arkeolojik bir anlamda. Şimdi o kadar çok e, fotoğraf gönderen işte benim dedemden kalmıştı bu diyen hı hı. veya ben böyle bir şey buldum diyen hı hı. bu ne manaya gelir diyen veya ee, bu para eder mi diyenler oluyor. Eminim. Tamam. E, tamam. sizin gibi o makamda oturan birine senelerdir kim bilir neler neler göstermişler. Öyle durumda ne yapıyorsunuz? Ya bizim onunla ilgili bir kere buradan belki söylemekte de fayda var. Bir vesile olsun. İyi ki gündeme getirdiniz. Sağ olun. Ben bu, bu soruyla karşılaşacağımı açıkçası bilmiyordum ama yani bize özelden bu şekilde yazmalarının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bakanlığımızın siteleri var. Buralardan ya da bakanlığın site internet siteleri web siteleri dışında her ilin müzeleri var. Veya bazen ilçelerde müzeler var. Veya il kültür müdürlükleri var. Buralara lütfen ele fotoğrafları var veya ellerinde obje var, eser var. E lütfen oraya götürsünler. Zaten bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamaları diye bir şey söz konusu değil. E, iyi niyetle vatandaşın bir eseri herhangi bir şekilde bulduğu işte tarlasında ya da atasından dedesinden kalan bir tarih eseri müzeye götürdüğünde son derece doğru bir yasal süreç işleyerek kendisine gerekli kolaylık gösteriliyor. İşte fiyatlandırma konusu ama tabii bu eski eser fiyatlandırması çok göreli bir şey. Onunla ilgili de şöyle yapılıyor eser teslim alınıyor eğer satmak için götürecekse bununla ilgili bir aylık bir süreç içinde işlemleri tamamlanıp değer takdiri yapılarak kendisine bunun şu kadar bir komisyon tarafından şu şekilde bir değer takdir edilmiştir ya da edilmemiştir gibi bir şeyle cevap veriliyor resmi olarak. Şimdi tabii ne bileyim bir sikke bulursa bir evet. küpe bulursa vesaire hı hı. onlara belki ay şu ne kadardır ama. Hani Sidamara Lahdi'ni bulduğu zaman onu ne yapacak? Şimdi şöyle Sidamara dediğiniz yani taşınmaz kültür varlığı ile ilgili şeyde zaten para verilmiyor. Yani Tabii. satın alma değil aslında bu satın alma kavramı da doğru bir kavram değil. Çünkü zaten bunlar devlet malı. Bu bir ikramiye gibi düşünmeli vatandaşlarımız bunu, yurttaşlarımız. Yani herhangi bir eseri getirdiği için o esere para verilmiyor. O eseri o iyi niyeti göstererek... ...devlete teslim etmesinin aslında karşılığında ona verilen bir ikramiye gibi düşünsünler. Düşünmesi bunu. gerekiyor. Evet. Şimdi Taşınmaz kültür varlıklarında ama böyle bir şey yok. Çünkü zaten onu yerinden oynatmaması gerekiyor. Ve hani başta bahsettik ya Osman Hamdi Bey'in Sidon'daki kazıların için... Hı hı. ...Mehmet Şerif Efendi bulduğu anda haber verdi. Zaten vatandaşlık gereği, görevi gereği bunu ...ilgili birimlere bildirmesi gerekiyor. Hatta gerek o var. zaman tüm dünyanın gözü çevrilmiş değil mi? Tabii, tabii, tabii. Ee, hayret o dönem nasıl ya yürütmeye şu, kalkmamışlar e, o da şöyle, şaşırtıcı. Şöyle, işte bir, birincisi bir kere o vatandaşın hassasiyeti Mehmet Şerif Efendi'nin... ...gerçekten Bilinç. doğru bir vatandaş, bilinçli bir vatandaş. E, bunu hemen olması gerektiği gibi ilgili yerlere bildirmiş. İkincisi... E, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yani o zamanki müze Hümayun ve e, 2. Abdülhamit çok hızlı bir aksiyonla alarak hemen görevlendirmeler yapılıp e, çalışmalar başlatılmış. Ama bu şöyle düşünün, e, Osman Hamdi Bey'in oraya gidişine kadar ki süreç içinde orada bir de gerekli güvenlik önlemleri kaymakamlık ve ilgili yerel e, kuvvetler tarafından alınıyor. Hı hı. Yani Osman Hamdi Bey gidene kadar başı boş bırakılmıyor alan. Evet. Ya yani o, o da önemli bir şey. Sidama'ra Latine geçiş yaptım çünkü evet. öyle bir şey ki Ereğli'de eser bulunuyor o kadar heybetli ki Konya Demir yoluna ancak 40 mandayla getirilebilmiş. Tabii, öyle mi? Tabii tabii. 1882'de ilk olarak zaten e, İngiliz askeri başkonsolosu ee, Charles Wilson hı hı. bunu önce bir tespit ediyor ee, ama çok büyük bir eser ee, tabii götüre, o şekilde o dönemki belki o anki şartlarda götüremiyor ama e, şu anda zaten görselde de e, gördüğünüz Eros başı ya kopuk haldeydi de aldı götürdü veya koparıp alıp götürdü bunu bilinemiyor tabii hı hı. ama beraberinde İngiltere'ye Londra'ya götürüyor e, Eros başını daha sonra kendisi vefat ettikten sonra kızı tarafından bu baş e, Londra'da Victoria ve Albert Müzesi'ne e, hediye ediliyor 1930'larda. Hmm. E, tam o dönemde bu başın muhtemelen o dönemde bir iade şeyi veya e, bir talep e, oluyor. Onun üzerine bir mülacı yani alçı bir mülacı hmm. müzeye e, hediye ediliyor. Ve ben de bundan birkaç ay öncesine kadar 10 Haziran'a kadar o mülacını görüyordum. O mülacını biliyorduk. Daha sonra 2010 yılında bizim müzemizin uzmanlarından, taş eserler bölümü uzmanlarından Doktor Şehrazat Karagöz'ün bu konuyu tekrar gündeme taşımasıyla bakanlığımızın ve müzemizin gündemine taşımasıyla bakanlığımızın kaçakçılıkla mücadele birimi, kaçakçılık daire başkanlığı konu üzerinde 2010 yılından bu yana çok ciddi ilmek ilmek e, örerek e, geliştirdiği bir süreç yaşandı ve eser e, 10 Haziran'da müzemize gelerek e, yine Victoria ve Albert Müzesi'nin hem yöneticileri hem de restoratörleriyle birlikte e, süreç tamamlandı. Bizim de restorasyon laboratuvarı uzmanlarımız Hı. ve müze uzmanlarımız tarafından şu an yerinde orijinal cene kavuştu. Evet. Başımız yerinde duruyor çok şükür. ne güzel ee, Peki bu lahitler şimdi paha biçilmez lahitler var. Evet. Ee, İskender Lahti evet. ondan sonra hangisiydi i̇şte ağlayan, ağlayan kadınlar, kadınlar lahti, lahti, Likya Lahti Tabni, teksi. Ee, çok Cemil Bey sormuşlar. Evet. Diyor ki bu lahitler niye yapılıyor? Yani yapılma sebebi ne? Ve e, bu kabartmalar ne anlam taşıyor? Evet. Bir de içinde ne koyuyorlar? Evet. Gerçekten de kocaman bu arada evet. bu lahitler. Evet evet lahitler yani şöyle söyleyeyim. Osmanlı döneminde de var. Cumhuriyet döneminde de var. Yani bir mezar anlamına geliyor. Sonuçta lahit ölünün içine konulduğu sanduka. Hı hı. Yani sandukadan, yani ana gövdeden ve kapaktan oluşan e, bir e, mezar. Ha, herkes için lahit yapılıyor mu? E, tabii ki yapılmıyor. Bugün de olduğu gibi e, bugün nasıl basit gömüler, hı hı. daha az maliyetli gömüler varsa o günde işte İskender lahdi gibi, Sidamara lahdi gibi çok anıtsal Sıra dışı çok belki de pahalı ve prestijli lahitlerin gömülerin olduğu gibi küçük mezar taşları bizim kippus dediğimiz sıradan daha alt düzeydeki gelir anlamında tabakadaki insanların gelir tabakasındaki insanların mezar taşları da var. Yani sonuç olarak bu dediğim lahit dediğimiz şey bir mezar. Peki o mezar mesela şu mezarı düşünelim o zaman evet. hani bu lahiti İskender, lahtimiz, İskender evet. Lahti İskender Lahti. Yani e, o lahitin üzerindeki betimleme o şahsa ait olarak onun yaşantısından bir kesit gibi evet, mi düşünülür? Şimdi bunda öyle. Şöyle diyelim. Yani bu tür lahitlerin üzerinde ya kişinin ve ailesinin veya çevresinin hayatından sahneler olur ya da mitolojik konular. Hmm. olabiliyor. Burada e, İskender Lahti üzerinde aslında buna İskender Lahti diyoruz da insanlara tabi bunu açıklamak da gerekiyor. Normalde bu Büyük İskender'e ait bir lahit değil. Büyük İskender biliyoruz ki Babil'de e, ölüyor ve e, şeyi belli değil. Gömüldüğü yer veya Peki, anıtı anlamadım. belli değil. Evet ha. keşke olsaydı. Ama üzerindeki e, bir betimden at üzerinde, şah kalkmış at üzerindeki aslan başı postuyla yapılan betimden dolayı İskender Lahdi olarak literatüre geçmiş. Tabnit Lahdi'ni anlatırken de demiştim ya size Tabnit'in ki belli bir de gerçekten e, İskender Lahdi'ndeki e, kimin olduğuna dair şey var. Abdalönümüs isimli yine Sidon kralı Nin lahti. Üzerindeki sahne de bakın burada gördüğünüz gibi ön bir yüzünde uzun yüzünde ve bir kısa yüzünde av sahnesi var. Bir diğer kısa ve uzun yüzünde de bugünkü Hatay'ın Erzin ilçesi sınırları içinde olan İssos kentindeki aslında Büyük İskender'e doğunun Hindistan'ın Afganistan'ın kapısını açan Pers dünyasının kapısını açan İssos savaşı betimlenmiş. Yani tarihsel bir olay var şeyde bu eserin üzerinde betimlenmiş kabartma olarak. Ama inanılmaz estetik ve sanat değeri, arkeoloji değeri en yüksek eserlerden biri. Benim için de dünyadaki en önemli eser diyebiliriz. Sizin için? Benim için öyle evet. Ha -ha. İskender Lahti bir yana diğer her şey bir yana diyorum ben. Ama e, hakikaten e, o detayları yakından evet. insan incelediği zaman çok etkileniyor. Yani, inanılmaz bir işçilik var. Bakın monoblok bir gövde ve üstünde bir kapak ee, orada neredeyse parmağımdan ince kabartma hatta yüksek kabartma alanlar var. Neredeyse tam plastiğe yakın. Yani bu inanılmaz bir heykeltıraşlık becerisi gerektiren bir şey. Yani bunu ben hemen hemen her gün yani abartmıyorum hemen hemen her gün gidip görürüm. Öyle mi? Ee, hemen hemen. yani <laughs> Arada birkaç gün kaçmış olabilir diyeyim ama <laughs> Hani hastalık ya da izin dışında neredeyse her gün. Aa, evet. Tabii bunun gibi bir ihtişamı yok ama o da evet. çok büyük olduğu için ve son pagan imparator olduğu için. Evet. Hani ondan da bir bahsedelim istiyorum. Tabii, tabii. Ee, son pagan imparator lahti. Evet. Bu şöyle bizim müzemize girildiğinde bahçede hemen ana ve... binamız dediğimiz, klasik bina dediğimiz, arkeoloji müzesi binası dediğimiz binanın önündeki porfir taşından yapılmış lahitlerimiz var. İki kenarındaki bakın bu gördüğünüz bezemesiz olan iki yanındaki diğer lahitler üzerinde Hristiyanlıkla ilgili semboller var. Bunda yok. Yani o dönemde e, yapılan bir mezar anıtı hele hele bir e, imparatora ait bir mezarda e, Hristiyanlıkla ilgili sembolün olmaması tabi çok e, enteresan. Hı hı. Ama şunu biliyoruz ki eee Julianus son pagan imparatoru olarak yani e, felsefeye, çok tanrılı dine, paganizme e, dönüşü isteyen bir imparator. E, bunun üzerinde bu budur diye yazmıyor elbette ama bu böyle bir kavramdan bu lahidi gördüğümüzde üzerinde de herhangi bir e, Hristiyanlıkla ilgili bir emareye, sembole, bir işarete rastlamamamız nedeniyle muhtemelen bu, onun lahdidir diyoruz ki bunların hepsi de yani imparator lahitleri olduğu zaten kesin yüzde yüz. Bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yerde aslında Bizans İmparatorluğu döneminde Havaryum Kilisesi yer alıyor. Bunlar da orası da zaten Bizans İmparatorlarının haziresi. Hmm. Bu lahitler de oradaymış. Daha sonra Fatih döneminde birinci avluya sarayın getiriliyor ve oradan da bizim müzeye geliyor. Hatta bir iki tane şu an zaten Ayayeri'nin içinde de avlusunda da e, olan var. Yani. Ama lahitler tabii hem dediğiniz gibi çok büyük hem taşı çok özel bir taş. Porfir taşı Mısır'ın tep bölgesinde bulunan bir taş ve pahalı. Buraya getirilmesi, işlenmesi çok zor. E, bir de porfir e, imparatorluk rengi. Hmm. Yani bu Bordo'yla Mor arası bir renk, porfirogenetos denilir mesela Bizans imparatorları için. Mor odada doğanlar. Yani porfir rengi özel bir renktir. İmparatorluk ailesi dışında kimse kullanamaz. Onun için de özel bir renk. Eminim bunlar Fatih'in de çok dikkatini çekmiştir. Tabii e, Fatih Sultan Mehmet zaten e, hep söylüyoruz ya iddiası zaten. Roma İmparatorluğu değil de Roma İmparatorluğu sınırları hatta onu da geçmek tabii ki hı hı. E, amacına da zaten ulaşmış bir şekilde kabul edebiliriz. Fatih Sultan Mehmet'in bunları zaten sadece bunlar değil birçok anıtı e, saray bölgesine taşıdığını, sanata kültüre ne kadar değer verdiğini zaten hepimiz biliyoruz. Evet çok özel birisi. Evet. Tabii ilk bakışta e, A Pelin yani o lahitlerden sonra gittim bunu mu sordun diyenlere de sizin anlatımınızla birlikte bu Yok, e, şey evet, evet. E, çok açıklayıcı bir cevap olmuştur. Ha şu şeyi anlatacaktınız Tuğra'yı. Tuğra evet benim aklımda başka bir şey de var onu Neydi? belki sonda şey yaparak bu kaçakçılık, Alayım ben notu. kaçakçılıkla ilgili şeyden bir bahsetmem Bu arada Yahya Coşkun'la Zeynep Boz'a da buradan çok selamlarımızı evet, gönderelim. Evet. Hem selamımızı gönderelim o zaman yeri açılmışken yeri gelmişken onu da söyleyelim. Mesela e, Sidamara'da gelen eserin dışında yaklaşık son işte 2021'e kadar son 10 yılda 8 bin civarında eser ülkemizden yasa dışı yollarla gitmiş eser yurdumuza kazandırıldı ülkemize kazandırıldı. Bunun mimarları az önce bahsettiğimiz gibi Zeynep Hanım ve Yahya Bey ve o birimin bütün ekipleri çok özel inanılmaz bir süreç yaşanıyor biliyor musunuz? Burada Sayın Bakanımızla ekibini de özel zaten Bakanımız gerekiyor. şöyle Sayın Bakanımız e, göreve başlamadan önce o birim daha küçük hı hı. çaplı ve şeyi de gücü de daha kısıtlı doğal olarak da, daire başkanlığı haline getirilince imkanları da artırılınca bu işler biraz daha iyi bir noktaya geldi. Mesela en son 25 Şubat'ta Amerika'dan, Manhattan'dan 28 adet eser de Hı hı. ülkemize getirildi ve hatta bakanımız tarafından lansmanı bizim müzemizde yapıldı. Zeynep Hanım da genel müdürlüğümüzün diğer birimlerin yetkilileri de sağ olsunlar bizimle ortak bir şeyin içine girip bu eserlerin bizim müzemin, müzemizin envanterine ...kazandırılmasını da sağladılar. Bu arada bundan dolayı da çok teşekkür Tabii, ediyorum. Tabii. Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a... ...ve ekibine özellikle buradan... Evet. E, ...teşekkür ediyoruz. Evet. Bu arada e, benim reklama gitmem gerekiyor. Tamam. Tuğra'yı o zaman sonra dönüşte. E, evet. E, sorularımıza verdiğiniz cevaplara da bakacağız. Benim burada aldığım... E, notlar da var konuşmayı düşündüğümüz şu Sokolu Mehmet Paşa Camii kandilleri filan da enteresan. Ay kütüphaneyi özellikle göstermek istiyorum ama bakalım bunların hepsinin notunu alacağım. bir reklam arası verelim. Reklam arasının ardından gündem ötesi artıyla devam edeceğiz. Evet, gündem ötesi ile devam ediyoruz. Sosyal medyadan da, sizden gelen sorulara da bakıyoruz, yorumlara da bakıyoruz. Hatta bazılarını böyle yavaş yavaş da paylaşıyorum. Ay çok özür dileyerek çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Benim e, kendi hesabım var. Oradan bana lütfen DM'den değil de e, hoca ile birlikte paylaşmış olduğumuz fotoğrafın altına yazarsanız sizleri görme şansımız var sevgili seyirciler. Evet, yalnız değiliz. Feyzi var. Nevat var. Bizlerle birlikte kendinizi çok kısa tanıtarak hemen sorularımıza başlayalım. İlk kim? Sen. Tamam canım, başla. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Rahmi Hocam. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> merhaba tekrardan. Ee, merhaba Rahmi Hocam, merhaba, merhaba Pelin Hanım. İyi geceler. Ee, ben Mehmet Feyzi Çetinkaya, Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset bilimi öğrencisiyim. Dört senedir İstanbul'da yaşıyorum soru varsa alalım. Ee, <laughs> Sen niye böyle heyecanlandın <laughs> mı? Ha? Yok yok sorun yok. Ee, ben şeylerle alakalı sorular hazırladım. Osman Hamdi Bey ve Osman Hamdi Bey'in müzeciliğiyle ile alakalı. Hı hı. Daha çok İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hani e, miras bize bıraktığı mirasıyla alakalı. Hı hı. Şunu merak ediyorum. Bu 130 seneye aşkın bir müze bize kadar gelen. Ee, hı hı. Peki Osman Hamdi Bey'den sonra neler değişti? Bu e, onun bize bıraktığı müzeden sonra biz o müzenin üstüne neler ekledik? Evet. Ee, yani maddi olarak bu müze ondan sonra neye benzedi? Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Osman Hamdi Bey müzeyi devraldığında müdür olarak yaklaşık 650 civarında bir eserle devraldı. Ve çok gününe o döneme özgü konuşursak çok sağlıklı, düzgün, çağdaş bir müze bize bıraktı. Biz de e, benden öncekileri tabii onları da bahsediyorum. Yani bu yolda devam edildi. Gerçekten bugün özellikle biz zaten bu programdaki benim aslında sizlere ve seyircilerimize en çok söylemek istediğim şey bugün artık İstanbul Arkeoloji Müzeleri öyle bir noktaya geldi ki bence hatta birçok insan tarafından da dünyanın en iyi sergilemesine sahip müze durumunda. Yani bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. O nedenle çok uzun yıllar işte Osman Hamdi Bey'den sonra Halil Etemler, ondan sonra Aziz Oganlar ve diğerleri birçok insan bu müzenin hep üzerine bir şeyler koydu. Ama biz bunu sadece tabi İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile sınırlandırmayalım. Bugün artık Aydın'da, Urfa'da, Adana'da, Troya'da yani Çanakkale'de ve birçok ilimizde müzecilik artık bence dünyadaki benzerlerinin ötesinde çok daha iyi bir noktaya geldi. Yani bunları tabii görebilmek için müzelere gidilip tabii. görülmesi gerekiyor. Yani ben şu an size... Evet, şöyledir, şöyledir desem de ki bu dediklerimin hepsinin altı dolu zaten e, her yerden ulaşabilirsiniz. Ama bütün herkesin bu müzelere gidip, evet, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde, Lakin önünde vermişler evet, Diğer diğer yerlerde nasıl bir yol alındı, ne kadar yol kat edildi, ne kadar başarılı. Osman Hamdi Bey'den sonraki müzeci kuşağı bunları ancak yerine giderek Ben ama şunu dediğim gibi çok açık yürekli söylüyorum. İnan dünyada şu an bence bir numara Türkiye müzecilik konusunda. Yani gönül huzuruyla söyleyebilirim. E, Atatürk'ün müzeyi ziyareti değil mi bu evet, fotoğraf hocam? 1936'da bizim müzemizi ziyareti sırasında yanında Afet İnan ve Aziz Ogan müze müdürü. Atatürk'ün tabii yani kültüre, sanata, arkeolojiye verdiği önemi ben şimdi buradan çok ayrıntıya girmeden söylüyorum. Çünkü daha 1920'de savaş yıllarında Hars Müdürlüğü, öncesi Önceki adıyla Türk Asar Atika Müdürlüğü'nü kuran bir vizyona sahip bir insan. Yani Atatürk'ü anlatmak aslında benim haddime değil bu anlamda ama e, ondan sonra Hars Müdürlüğü, değil, Kültür Müdürlüğü anlamında. Ve daha sonra mesela müze 1933'te yeni üniversite yasasında arkeolojinin de ve benzeri bilim dallarının da epigrafi gibi, filoloji gibi e, üniversitelere, bilim dalı olarak konulmasını sağlıyor. Bununla beraber İstanbul'da ve Ankara'da bölümler kuruluyor. Yani bu kadar ileri görüşlü her alanda olduğu gibi bizim alanımızda da böyle mesela burada 1936'daki fotoğrafını gördük ama 1927'de de bizim müzemizi ve Ayasofya'yı ziyaret ettiğine dair bilgi var. Yani Duran kazıları tekrar başlatıyor. Troya'da veya şeyde, Trakya'daki e, Ahlatlıbel'de ve Ankara civarındaki birçok kazıyı tekrar e, daha doğrusu ilk olarak başlatıyor. Bu nedenle Atatürk'ü burada tabii bu fotoğrafında görünce en azından kısaca da olsa tabii. bu kadar anmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onun Teşekkür için bu bilgileri hocam. aktardım. Bu arada e, Nebat da sorusunu sorsun da sonra bize biraz da şeyden bahsedeyim. Bu, şu Haydarpaşa'da nasıl bir de beşiktaş'ta evet, değil beşiktaş, mi o, evet, o kazılar evet, da önemli evet. ne bacım e, merhaba ben Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisiyim uluslararası ilişkiler <laughs> uluslararası İlişkiler bölümü e, benim hocama sormak istediğim soru İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde en eski eser hangi eserdir teşekkür ederim evet şimdi bizim müzemizde tarih öncesinde neredeyse günümüz'e yakın dönemlere kadar 1 milyonu aşkın eser var yani tarih öncesi doğal olarak en eski eser nedir derseniz tarih öncesinden kalan büyük ihtimalle de yani şöyle söyleyeyim kabaca 10-15 bin yıllık e, insanların tarih öncesindeki dönemde ürettikleri taş baltalar işte obsidiyen aletler, kemik aletler gibi eserlerimiz var. Bunlar her ne kadar çok görsel nitelikleri olan eserler olmasa da ama insanlığın tarihsel ve kültürel gelişimini hatta teknolojik gelişimini çok güzel anlatan eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne gelen herkes insanın bütün o geçmişindeki süreci nasıl dönüştüğünü Neleri başardığını, ne süre içinde, nasıl, her şeyi görebilecek kısaca söyleyebilirsek yaklaşık 10-15 bin yıllık dönemden eserler mevcut. En eskileri. Peşim. Ee, siz programda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin tuğrasının ilginç bir hikayesi olduğundan bahsetmiştiniz ama evet. hikayeye hiç gelemedik. Belki evet. onu da İyi oldu hatırlat. Evet evet ben de soruyu bekliyordum aslında ha. Pelin Hanım'dan ama hatırlatın iyi oldu. Şimdi bizim müzemizin e, kurulduğu dönem hatta kurulucu iradesi ikinci Abdülhamit e, ve doğal olarak da e, müzenin cephesindeki alınlığında ikinci e, Abdülhamit Han'ın tuğrası yer alıyor ama şöyle bir ayrıntısı var onun hikayesini anlatmak istemiştim zaten e, ben işe başladığımda müzede çalışmaya başladığım dönemde bu tuğralar yerinde değildi e, 1991'de ki o dönemde de müzemizde e, çok büyük çaplı bir hem onarım, restorasyon hem de yeni teşhir tanzim çalışmaları yapılmaktaydı. Alpay Pasinli müze müdürümüzdü o dönemde. E, ve 1991'de ve 93'te bu iki tuğra e, müzemizin kütüphanesindeki orijinal şablonundan e, hareketle yeniden üretildi bronz e, ve yerine monte edildi. Yani bunlar e, şu an o, o tuğraların imitasyonu ama alttaki Küfi e, hat yazıda onlar orijinal onlar sökülmemişti. E, Asar-ı Atika Müzesi Osmanlıca yazıyor Yani bu da kısa bir bilgi küçük bir bilgi olarak sunmakta fayda var bunu da. Evet güzel teşekkür ederiz Neva. E, dünyadaki müzecilik çalışmalarıyla ülkemizdekini karşılaştırdığımızda nasıl değerlendirirsiniz? Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Buna ben şey de ekleyebilir miyim? Evet. Mesela böyle ünlü ziyaretçiler de geliyorlar falan hani en çok neden etkileniyorlar. Onlar da çünkü meraklılar. Tabii. Kendi ülkesinde de geziyor ya da dünyada farklı örneklerini görüyor. Burada da tabii, tabii. geliyor ve geziyor. Şimdi şöyle bizim az önce de bahsettiğim gibi müzeciliğimizin çok iyi bir noktaya geldiğini gönül huzuruyla söyleyebilirim. Yani hem teşhir tanzim hem koruma onarım hem de bilimsel anlamda tanıtımıyla yani müzeciliği biz şimdi genel olarak ne düşünüyoruz işte müze binası içinde eserleri koyup da sergilemek öyle değil işte müzeciliğin bir de öbür yüzü var. Bunların hem bu eserlerin bakılarak onarılarak ve muhafaza edilerek bugüne kadar bize nasıl gelmişti? Bizim de bizden sonraki kuşaklara aktarma vazifemiz var. Bunlar da yani teşhir tanziminin dışında bunlar da çok iyi yapılıyor. Çünkü e, yine bu dönemde e, belli bölgelerde bölge koruma, e, konservasyon ve restorasyon laboratuvar müdürlükleri ihdas edildi, oluşturuldu ve bunlar o bölgedeki kendi çevresindeki müzelerdeki eserlerin onarımı, bakımı dediğim gibi gelecek kuşaklara aktarılması için önemli görevler bu arada takıların güzelliği hocam bir taraftan evet. sizin diyelim Bir taraftan bile evet. böyle evet. eserler de var. Onlara tabi sıra gelmedi. Tabi. Ama en azından evet. görüntüsü. Evet ikinci Bununla bağlı bir şey daha sormuştum. İkinci ben soru. şeyi eklemiştim. Dedim ki yani yurt dışından geldi, gelen ha, evet. böyle evet, evet. bilindik simalar nasıl ya, tabii, tepki mesela veriyorlar? Sanatçılar geliyor. Ama yani şöyle söyleyeyim. En büyük verdikleri tepkiler gene normal müze ziyaretçilerinin ve neye tepki veriyorsa aynı şekilde. Birincisi yani en azından şu dönemki şeyini anlatayım. Ne kadar güzel ve başarılı bir sergileme olduğu, eserlerin ne kadar geniş coğrafyadan ve Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz ben ne de az önce de Afganistan'dan Balkanlara, Mısır'a müzemizde Osmanlı coğrafyasının her noktasından eser var. Bundan çok etkileniyorlar. Bizim müze binasının müze binası olarak inşa edilmiş olmasına ve 1891'de inşa edilmiş olması onları çok şaşırtıyor. Çünkü şöyle bir imaj var. O dönemde Osmanlı'nın bu işle hiç ilgisi olmadığı, kültüre, müzeye, müzeciliğe önem vermediği gibi doğal, onların tabii açısından doğal bir bilgi eksikliği var. Bunları öğrenince gerçekten şaşırıyorlar ve aslında memnun ayrılıyorlar. Özellikle müzemizi ziyaret eden bu anlamda ünlü dediğimiz şey de sinema sanatçıları genellikle e, ziyaret ediyor. Yani Bu, bu aslında bizim e, sahip olduğumuz e, mirasın, medeniyetin bir göstergesi. E, tabii, bu çok tabii. önemli. O yüzden de gerçi ben şeye çok seviniyorum. E, mesela son dönemde özellikle e, dikkat ettim bu e, program vesilesiyle de çok gittik geldik falan. Arkeoloji müzelerinin önünde de bayağı kuyruk var. Evet, evet. Yani ilgi fazla. Ben zaten şunu... Bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize ve bütün vatandaşlarımıza yani herkesin mutlaka müzeye gelip görmesi gerekiyor. Bu yeni teşhir gerçekten onların bunu yapmalarına değecek bir şey. Onun için herkesi özellikle bekliyoruz ve bu kuyruklar dediğiniz gibi bu yeni teşhirden önce ara ara kuyruklar olduğunu görüyordum. Ama bu teşhirden sonra kuyruk devamlı. Evet. Yani sürekli bir kuyruk var. Bu da beni çok mutlu ediyor tabii. Bir de şöyle bir şey var, şu müze kart. Bence çok büyük bir hizmet. Evet, kesinlikle. Evet, Feyzi ile de e, yayın öncesi konuştuğumuzda dedi ya ben e, sürekli geliyorum hocam. Evet. Hatta Nebat'la birlikte sizi ziyaret etmek istemişler. Evet evet. Ondan sonra. İnşallah da gelecekler İnşallah hocam. İnşallah eklerim tabii ki. <laughs> ee, mesela senin her hafta gidip e, gezebilmenin herhalde vesilesi de bu müze kartı olsa gerek diye düşünüyorum. Z zaten şöyle bir şey Çünkü var. Çünkü müze kartı aldığınız zaman istediğiniz kadar girebiliyorsun. Evet, onların şimdi şöyle bir şey Zaten belli bir yaşa kadarki öğrenciler ücretten muaf tutuluyor. Yani ücretsiz girebiliyor. Belli bir yaşın üstündeki ziyaretçilerimiz de 65 yaş üstü. E geriye kalanlarda da çok cüzi 60 lira verip bir müze kartı alması durumunda Türkiye'nin her yerindeki müzelere girebiliyor bir yıl boyunca. Yani bu dünyada o örneği olmayan bir uygulama. Yani bu insanların kesinlikle bunu değerlendirip faydalanması gerekiyor. Yani öğrencilerimizin zaten hele hele kültüre, sanata, çok daha fazla değer vermesi gereken Hı -hı. bir kesim. Onun için onların özellikle bu imkandan faydalanıp gelmesi gerekiyor. Bir tabii. de öyle bir şey ki yani zaten e, özellikle sizin müzenizin bulunduğu yer. Ya ben oraya aşığım. Hı -hı. Ya hakikaten birçok imkan da var yani toplu taşıma. Her şey var tabii. İmkanları da var yani ne olursunuz şu Hı -hı. müze karttan çıkartıp da Hı -hı. Yani defalarca mesela bir öğrenci aynı Fevzi gibi buraya gelip. Farklı seksiyonları, farklı bölümleri ayrı ayrı inceleyip yani kendini çok zenginleştirip. şöyle aslında müzeye bir kere iki kere gel. Bizim müzenin öyle bir özelliği var ki aslında birçok müzenin Aha, var ama kütüphane, bahçesi kütüphane bahçesi bile sadece gelip oturup bir çay içmesi bile onu mutlu edecek bir şeydir. Yani ille müzeyi gezmesi de gerekmiyor. Ee, az önce az öncekinden bir başlayabilir misiniz? Bir önceki muhteşemdi. İşte. Ay burası ya maalesef herkesin girebildiği bir yer değil ama araştırmacılara açık. Tabii tabii değil şimdi mi? müze evet zaten müze kütüphanesi müzenin inşasıyla birlikte Osman Hamdi Bey tarafından kuruluyor. Kuruluş amacı da halk kütüphanesi olarak değil de müzenin uzmanlarına veya müzeyi araştırmaya gelen bilim adamlarına hizmet etmesi için 1903 yılında müzeyle beraber kuruluyor. Kuzey kanadımız 1903 olduğu için yapım yılı ve Türkiye'de tek örnek bu anlamda. içinde yüz binden fazla es e, kitabımız var. Bunların içinde 2000'i el yazması, milattan sonra 9. 8. yüzyıla ait el yazmaları dahi var. E, hatta e, benim hep verdiğim bir örnektir. E, Şimdi kütüphanenin rica etsem görüntüsünü ekrana evet. verir misiniz? Yani zaten? Çok özel kitaplar, taş baskı, metal baskı ve el yazması kitaplardan oluşuyor. Çoğunluğu arkeolojiyle, sanat tarihiyle ve mimari ile ilgili özellikle kitaplar. Oradan anlaşılmıyor olabilir. Ekrana verir misiniz onun fotoğraflarını? Heh. Yani başka hiçbir kütüphanede görülemeyecek kitaplar aslında bu kütüphanede yer alıyor. Mesela... Benim dediğim gibi verdiğim örneklerden biri Napolyon'un Mısır Seferi sırasında Aman, Mehmet Reşat'ın Evet of. onun kütüphanesinin bir eseri birkaç ciltten oluşan o bölgenin işte mimarisi, faunası, florası ve etnografik özellikleriyle ilgili bir şey dünyada da benim bildiğim 20 takım mevcut bunun bir takımı bizde. Harika. Yani her yerde görülemeyecek bir şey. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu kütüphane bir de koruma amaçlı olarak özellikle şey yapıyoruz. Çünkü çok hassas gördüğünüz gibi mobilyalar ve kitaplar sadece bilimsel araştırmalar, belli bir düzeydeki bilimsel araştırmalar için ziyaretçilerimize açık yani bu anlamda. Yalnız o Napolyon'un seferi üzerine birisi detaylı bir şekilde o defterleri, kitapları daha doğrusu bir Hı -hı. çalışsa Hı -hı. muhteşem bir program konusu diye biz Ebru ile bizim aslında harika bir şey olur. Yani e... bunu çalışan bir akademisyen varsa ne olursunuz yazsın bize. Evet. Bizim müzenin her bölümünden o kadar çok hikaye çıkar ki. Evet. Gerçekten yani bir hazine. Hı -hı. Elimizin altında. E peki Feyzi ile Nebat geldiği zaman da bu kütüphaneyi gezerler mi hocam sizle? Yani şimdi bu programa özel tabii ki. Hı -hı. Bu da Pelin ablanızdan size evet. akşamın <laughs> güzel bir hediyesi olsun. Evet. Evet birer soru daha alayım hızlı hızlı. Ee, şöyle bir şey merak ediyorum. Hı hı. Ee, Beşiktaş ve Yeni Kapı kazılarından bahsettik. Hı hı. Ee, bu kazılar yapıldıkça İstanbul'un tarihini daha da deşiyoruz. Ee, sürekli İstanbul sayfaların yeni safhaları açılıyor. Hı hı. Ee, bu da aklı şunu getiriyor: Bir İstanbul Kent Müzesine ihtiyaç yok mudur? Hı hı. Ee, bugün hala İstanbul'un tam teşekkül... ...teşekküllü bir şehir müzesi yok. Evet. E, bu konuda e, ne yapılması lazım... ...ya da sizin bu konudaki fikriniz nedir? E, doğru söylüyorsunuz. bu Bir kere sonundan başlayarak geriye gidelim. E, bence de çok gerekli. Ama yapılmış... ...olmak için de yani... ...bir kent müzesi varmış gibi de... ...yapmadan gerçekten... ...ihtiyaçları karşılayacak bu kentin... ...gerçekten kent müzesi diyebileceğimiz... ...bir şey olması gerekir. E, bununla ilgili... E, ...önceki yıllarda... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın bir çalışması olduğunu ben biliyorum. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi şu anda benim de hayata geçmiş değil. Ee, Sorunun başına geldiğimizde de şunu söyleyebilirim, İstanbul Arkeoloji Müzeleri aslında ben bahsettiğim e, zan, bahsettiğimi zannetmiyorum, hatırlamıyorum. E, Osman Hamdi Bey sadece bir müzeci değil, sadece bir ressam değil, aynı zamanda arkeolog e, ve birçok kazıyı Nemrut, Lagina, işte e, Sidon Kral, Kral Nekropoli gibi kazıları yapıyor. O dönemde Osmanlı coğrafyasının tamamı için Böyle bir işlevi, misyonu olan bir müze bugün e, sorumlu olduğu İstanbul ili sınırları içinde e, yüzlerce, binlerce kazı yapmakta. Yani her yıl İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin 250-300 tane çeşitli e, boyutlarda, özelliklerde kazı çalışması oluyor. Bunlardan en önemlileri son zamanlarda yaptığı Marmaray metro ve benzeri proje kazılarına yönelik kazılar ki artık herkes İstanbul'da yaşayan Marmaray kazılarını, Yeni Kapı kazılarını, işte Haydarpaşa'daki kazıları ve Beşiktaş'taki kazıları biliyor. E, bu kazılarla İstanbul kentinin tarihi e, normalde biliyorsunuz genel ifadelerle söylendiğinde milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen ki günümüzden 2700 yıl öncesine götürülen bir tarihi varken Yeni Kapı kazılarıyla e, milattan önce 6500'lere yani günümüzden 8500 yıl öncesine İstanbul'un tarihi özellikle de tarih yarımadanın tarihi götürülmüş oldu. Bir başka çarpıcı bir örnek Beşiktaş'ta İstanbul'da yaşayan herkes iyi bilir. Çok fazla işte neolitik ya da işte tarih öncesi dönem diyelim bir buluntuya rastlama ihtimalini ciddiye alan insanlar yoktu ne zaman ki 2016'da biz orada bir kazı çalışması başlatıp ilk tunç çağına ait bir mezarlık alanı hem de kurganlar hı hı. yani bu Türkiye'de ve İstanbul'da neredeyse yok denecek kadar az olan şey ki daha çok kuzeyde kuzey Karadeniz, Orta Asya ve Balkanlarda görülen bir mezar tipi İstanbul'da Bunlar çok önemli keşifler. Bunlar da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bugünkü yani o zamanki imparatorluk sınırındaki misyonunu bugün günümüzde İstanbul'da devam ettiren özellikler. Ve çok başarılı çalışmalar müzeciliğimizde olduğu gibi arkeoloji kazılarımızda da gerçekten tarihe ışık tutan çok önemli buluşlar ve kazılar gerçekleştiriyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bu akşam... Tabii meşhur tabloda Osman Hamdi Bey hangi hayvanı terbiye ediyordu diye sorduğumuz soruya çok cevap gelmiş. Hangisi? Kaplumbağa. Aa. Tarihin ilk yazılı barış anlaşması? Kader. <laughs> İstanbul Arkeoloji Müzelerinde kimin turası var? Ya yani ikinci Abdülhamid'in. Evet, tura. evet. Sorularımıza doğru cevap veren veya e, bizlerle bu gece yorumlarıyla, sorularıyla birlikte olan bazı seyircilerimize hediyelerimiz olacak demiştik. Hı hı. Yayından sonra bakacağız ve sevgili hocamız da sağ olsunlar gönderecekler. Sen kapat istersen. Evet, son sorumu mu sorayım? Yok, vedalaşacağız. <laughs> e, bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için harika bir deneyim oluyor. Burada çok güzel arkadaşlıklar ediniyorum. E, hocama da çok teşekkür ederim. Kendisi ben sayesinde ederim. hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Çok sağ olun. Çınksız. Her şey için. Peki biz teşekkür ederiz canım. Ee, bu arada gerçekten dışarıda da görüşüyorlar. Yani kendi arkadaş grupları oluşuyor. Ne güzel. Yani siz şimdi. Çok e, feyzi ile Nebat'ı bekliyorsunuz, bir bakıyorsunuz evet. müzeye kaç kişi gelmiş? E, bence öyle daha iyi olur. Ne kadar çok arkadaşınızı getirirseniz ben o kadar mutlu olurum. O zaman çağırırsın bizimkileri Tabii. De, hep beraber. Evet, evet, Fırat, i̇ki Fırat kendilerini hazırlasınlar, Hı -hı. gidiyoruz. Evet, siz hep beraber gidin bence de. <laughs> Sevgili seyirciler, sizlere teşekkür ediyoruz, bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu gecede yayınımızı burada noktalıyoruz. Hocam tekrar teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Ellerinize sağlık. Için. Sağ olun. E, Ebru Yücelle programı hazırlıyoruz. Cumartesi yine diziden sonra bu ekranda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.